Geçtiğimiz hafta vizyona giren Madan ve filminden sonra Sony'nin yepyeni bir enkazı daha onaylandı. Spider-Man'in 4. filminin gelmiş geçmiş en kötü Sony ve Marvel filmi olma ihtimali gerçekten çok yüksek. Aslında bunun sebeplerini daha önce de açıklamıştım hatta birkaç tane Shorts videosu bile paylaştım. Marvel ve Sony arasında Spider-Man'in 4. filmi için büyük bir gerginlik vardı. Marvel'ın başlangıçta istediği şey sadece sokak seviyesi karakterlerin yer aldığı ve hikayeye hizmet eden bir Marvel filmiydi. Sony'nin istediği şey ise filmden daha fazla para kazanmak için Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ı tekrardan MCU'ya getirmekti. İki şirket arasındaki bu kararsızlık ve tartışma yüzünden filmin berbat bir senaryoya sahip olduğu ve çok yakında yönetmenin açıklanacağı söylendi. Elbette konu hakkında çok daha fazla detaydan da bahsedeceğim. Ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. olarak Sony'nin tam anlamıyla para göz ve bir o kadar da aptal bir şirket olduğunu belirtmek gerekiyor. Zaten No Way Home filminin tek bir amacı vardı. Filmde Andrew Garfield ve Tobey Maguire'ı kullanarak Tom Holland'ın Spider-Man'ini ön plana çıkartmayı hedeflemişlerdi. Sonuç olarak eski Spider-Man'leri seven insanların gözünde Tom Holland'ın Spider-Man'i değer kazanmış oldu. Yani bu iki karakter amacını gerçekleştirdiği ve artık geri dönmeleri için herhangi bir sebep kalmadı. Şimdi bu karakterleri tekrardan geri getirmek daha fazla para kazanmak istemelerinden başka bir amaca hizmet etmeyecek. Kevin Feige de bunu çok iyi bildiği için sürekli aynı senaryoyu tekrarlamak istemiyor. Sokak seviyesi karakterleri parlatmak ve gerekirse de düşük bir gişe hasılat yapmayı göze alıyor. Bu konuda Sony'nin aşk özürlüğü yüzünden maalesef ki filmin senaryosu tam da tahmin ettiğimiz gibi berbat olacak. Madame Web hakkında yapılan yorumlardan sonra Sony'nin ısrarla Spider-Man serisini bitirmeye çalışması global medyada fazlasıyla konuşuldu. Ben Madame Web filmi hakkında gereken yorumları yaptığım için tekrardan bu filmle ilgili konuşmayacağım dostlar. Ancak Madam Web filmi Sony'nin en rezil işi olarak tarihe geçmeyi başardı. Sanki bir çocuk bu şirketi yönetiyormuş gibi hissediyor olsak da belki de DC'den bir ajan aralarına sızıp para kazanmak için şunu bunu yapın diyerek bunları trollüyor olabilir. Çünkü yaptıkları hiçbir şeyin aslında rasyonel bir karşılığı yok. Spider-Man 4'ün son hali gerçekten çok korkunç görünüyor ve filmin çekimleri yakında başlayacak. Anlaşmazlık yüzünden filmi iptal etseler bile çok daha mantıklı bir yol izlemiş olurlar. Ayrıca Spider-Man 4 konusundaki tek sorun iki şirketin senaryo düşüncelerinin farklı olması değil tabii ki. Filmin yönetmeni konusunda da anlaşmazlıklar var. Bu film bu kafayla çekilirse zaten iyi bir proje olmayacağını söylemiştik. Ancak Sony Pictures'ın Spider-Man'i daha da rezil etme ihtimaline karşı Kevin Feige'yi desteklemek bana çok daha mantıklı geliyor. İşin iyi tarafı ise MCU'da geçen bir Miles Morales filmi üzerinde çalışacaklar. Yani en azından Amy Pascal Sony Spider Spider-Man Universe MCU'da geçen bir film olmasını istiyor. İki şirketin anlaşmazlığı yüzünden ikisinin istediği şeyler olursa gerçekten çok kötü filmler gelecek demektir. Mesela Spider-Man No Way Home filmi bile aslında senaryo konusunda basit bir filmdi. Senaryonun altını dolduramadıkları için bazı konular fazlasıyla havada kalmıştı. Yani neden koskoca çok da evrende sadece belirli evrenlerden karakterler geldi ve neden biz bunları önceden tanıyoruz diye düşünmüştük. Ama daha da önemlisi bu filmde başka evrenlerden gelen Spider-Man varyantları veya düşmanları gösterebilmektedir miydi? Sırf bütçeden düşebilmek ve kolaya kaçmak için Sony'nin filmlere harcamasına sadece basit bir örnek vermiş oldular. Filmde ilaveten başka evrenlerden gelen kamyolar da olabilirdi. Ama dediğim gibi dostlar ekstra karakterler ekstra bütçe demek ki ve bu topa girmek istemiyorlar. Az para harcayıp çok kazanmanın yolunu bulduklarını düşünüyorlar. Ama ben size söyleyeyim dostlar eğer Sony bu kafayla amacına ulaşırsa Andrew ve Toby'yi tekrardan getirirse yeni film No Way Home'un yarısı kadar bile kazanamaz. Bilin düşüncelerimi geçersek artık yabancı haber siteleri bile Spider-Man 4'ün Sony Spider-Man Universe'den uzaklaşması gerektiğini söylüyor. Bu kadar başarısızlıktan ziyade çok yanlış bir yol izliyorlar ve hala akıllanmıyorlar. Bu şirketin ne kadar para kazandığı benim umurumda bile değil sadece bir şeyleri rezil etmesini istemiyoruz. Sanırım bazı şeyler hatırlandığı gibi kalsa çok daha iyi olabilir. Konu hakkında söylemek istediğim tüm detaylar şimdilik bunlardı. Spider-Man 4 konusunda da zaten beklentisi olan birileri olduğunu düşünmüyorum ama Sony durdurulması gereken bir şirket olduğunu yine göstermiş oldu. Zaten Sony Spider-Man Universe çok yakında bitecek diyoruz ama bunlar bittikten sonra bile Marvel'ı hala rahat bırakmayacaklar. Her karaktere özel spin-off'lar çekip akıllarınca Avengers mantığıyla film üretmek istiyorlar. Peki bunu der mi ya da başarabilecekler mi? Elbette hayır. Çünkü kendi evrenlerinde bile doğru düzgün bir bağlantı noktası sunamıyorlar. Madam ve filmi hiçbir yere bağlanmadı. Filmin gelecek zamanı, konusu ve hikayesi gerçekten berbattı ve film hiçbir filme referans vermedi. Evet dostlar böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.